2023 yılınız hayırlı, huzurlu, mutlu, bereketli ve sağlıklı olsun. Yeni yılınız kutlu olsun. Seçil, bugünkü içeriğimizin ne olacağını biliyor musun? Hiçbir fikrim yok. Tabii, çıktık her evden her zamanki gibi. Doğaçlama götüreceğiz. Şimdi Seçil, bu yeni makinaların PSAM modu var ya. Evet. Bu PSAM modu ne anlama geliyor? Nerelerde kullanılıyor? Hangi şartlarda kullanılmak? Hangi ayarlar yapılması gerektiğini anlatacağız. Tamam. Ama bu demek değil ki XT5'ten bahsetmeyeceğim. XT5'te de muadillerini mutlaka bahsedeceğim. Bunun için de farklı birkaç mekana gideceğiz. Biz şu anda mesela Gomeda Vadisi'ne geldik öncelikle. Gomeda Vadisi'ne bir giriş yapalım. Sonra Avanos, Mavanos bir yerlere dolaşacağız. Tabii, bir yerlerden devam edeceğiz. Şimdilik hoşçakalın. Evet sevgili dostlar, önce şey modundan başlayacağım, S modundan. S modu enstantane öncelikli demek, yani şu demek o. Enstantanenin hakimiyeti tamamen size ait ve diyaframı makinaya bırakıyorsunuz demektir. Şimdi bunu genellikle nerelerde kullanırsanız sizi ayarlamak istediğinizde, ya çok yavaş, ya çok yavaş enstantanelerde ya da çok hızlı enstantanelerde yakalamak istersiniz. Mesela süratle geçen bir arabayı yakalamak istiyorsanız S'i tercih edersiniz ya da bir kuş, uçan bir kuş için S'i tercih edersiniz ki enstantanenizi yüksek tutarsınız. Bugünkü olaylarda ben ayarlarımı, menü ayarlarımı bir şeyde yapacağım. Özel JPEG yapacağım hepsini. Ve otomobili arayacağım. Görüntü boyutunu sadece, görüntü boyutunu sadece fine alacağım. Buradan birazcık negatif, nostaljik negatifi ayarlayacağım. Grain efekti kapalı, chrome efektini hafif vereceğim. Maviri yok, ona göre beyaz dengesi otomatik yapacağım. Şimdi ton eğrisini bir parça bir artı bir artı bir yapacağım arkadaşlar. Hani hafif bir S-curve vermiş olacağım. Rengi de eksi bir yapacağım. Ki böylelikle hiçbir ayar olmaksızın da oradan doğruya fotoğraf çekmiş olacağım. Şimdi ne yapıyoruz? S'e getirdik. Diyafram tamamen sizde. Yapmanız gereken şey nedir? Buradan enstantanenizi yüksek bir enstantaneye ayarlamaktır. Buradan da ne yapalım bile mesela? Hemen bakayım. Altından görebileceğinizi özür dilerim arkadaşlar. 60 diyor. Yok. Buradan ayarlıyoruz. Ben bunu en azından bir 1600 hatta 2000 enstantaneye getirdim. Bir araba çekeceğim şimdi. Arkadaşlar tabii yaptığınız ayarlarda iki tane ayarı da unutmayın. Bir tanesi seri çekimi alın, diğeri de AFC devamlıya alın ki daha rahat hızlı fotoğrafları çekersiniz. En azından bir tane net yakalama imkanınız olur. Sevgili dostlar, sizin bu S konumunuz XT5'lerinizde enstantaneden ayarlayıp diyaframınızı A'ya getirmek. Bu kadar basit. Sevgili dostlar, Avanos'a geldik. Muhtemelen sizin A konumu en çok kullanacağınız konu. A konu ne demek biliyor musunuz? Diyafram öncelikli demek. Yani enstantanenizin hızını tamamen makinaya bırakıyorsunuz ve diyafram, yani siz net alan derinliğinizi ayarlamaya çalışıyorsunuz bunda. İster bokeh derin olsun, ister derin alan derinlikli, çok daha net kareler yakalayabilmek için diyafram hakimiyeti tamamen sizde oluyor. Burada da ilaveten yapmanız gereken, tabii garantiye almak için kendinizi, burada da size tavsiye edeceğim ayar ne olacaktır biliyor musunuz sevgili dostlar? ISO'nuzu otomatiğe almak. ISO'nuzu otomatiğe alın.
ve gün, yani günün saatlerine göre XT5 ve XH2'niz varsa 500 ISO'dan 1600 ISO'ya kadar ayarlayın. O da daha gündüz, böyle günün sonlarına doğru, günün ortasından günün sonlarına doğru ayarlayacağınız bir ISO değeridir. Daha böyle gün batımına doğru yaklaşıyorsanız yine 500'de bırakın ISO'nuzu, giriş ISO'nuzu, ama bu sefer 3200 ISO'ya çıkartın. Daha gece çekimlerinde 6400 ISO'ya kadar ayarlayın. Ondan sonra da ayarlayın ve çekin, yani bundan daha güzel bir şey yok. Sokak fotoğrafçılığını da ayarlayın, portrede ayarlayın, yani her türlü şeyde ayarlayın. Şimdi sevgili dostlar, tekrarlayalım. S konumu bildiğiniz gibi hız, yani daha doğrusu enstantanenin sizde diyaframın makineye teslim ettiğiniz konum. A konumu diyafram hakimiyetinin sizde olduğu ama enstantaneyi makineye teslim ettiğiniz konum. Peki siz bu kadar tembel değilsiniz, M'yi kullanmak ister misiniz? M tam manuel modu, yani hem diyafram sizde, hem ISO sizde, hem diğer bütün ayarlar sizde, enstantane sizde. Bunu ben daha çok nerede kullanmayı seviyorum biliyor musunuz? Hem diyaframa hakim olacağım zaman, hem de enstantaneye hakim olacağım zaman kullanmayı sevdiğim konumlardır. Mesela ne gibi örnek veririm? Ben manzarada mesela manuel kullanmayı severim. Neden manuel kullanmayı severim? Çünkü istediğim derinliği ayarlayabilirim, istediğim hızı ayarlayabilirim. Mesela suyu biraz daha saydamlaştırmak için hızımı düşürebilirim. Makina onu algılamaz. Makina kendi kafasına göre net kare çıkartmaya çalışır. Halbuki siz daha böyle artistik kareler yakalamak istiyorsanız mutlak surette manuel çekmeye alıştırın kendinizi. Ne demiştik? Alan derinliği hakimiyeti ve enstantane hızı hakimiyeti sizde olsun istiyorsanız, bütün ISO ayarları da sizde olsun istiyorsanız tamamen manuel çekin. Birkaç tane manuel çekim örneğini göstereceğiz şimdi.
ne demiştik? Bir hatırlatma yapalım mı? İşte Gomeda'da başlamıştı. S moduna daha doğrusu ne yapacağımızı açıklamıştı. Ben bilmiyordum, açıklamıştım. Şimdi sonra da değişik yerlere geldik. Tabii. Ha, bu arada P modu XT5'te bütün her şeyin A'ya getirilmesi. Yani diyaframınızı A'ya getiriyorsunuz. Üstteki enstantaneyi A'ya getiriyorsunuz. Ve ISO'nuzu A'ya getiriyorsunuz. Tamamen her şey A oluyor. O kahveler de geldi. Ne demişler? Bir Türk kahvesinin 40 yıl hatırı olurmuş. Çekime denk geldik ama iyi oldu. Ben öyle istememiştim ondan. Sade su bana. Şöyle alalım abicim. Yok yok, önemli değil abim. Sağ olasın. Var mı başka bir isteniz? Canının sağlığı. Teşekkürler. Şimdi bir elden geçirelim tekrar, değil mi? Evet, şimdi Gomeda'ya geldik. Ne yapacağımızı bilmiyorduk. Sonra Erdinç açıkladı. Sonra oralardan sonra tekrar Avanos'a geldik. Değişik yerlerde çekimler yaptık, anlatımlar yaptık. Evet. En sonunda artık yorulduk. Hadi bir kahve içelim de eve öyle dönelim dedik. Ve bitirmek üzere de buraya geldik. Tamam. Bugün gördüğünüz bütün fotoğraflar ya da göreceğiniz fotoğraflar hepsi JPEG çekilmiştir. Üzerine herhangi bir oynama yapılmamıştır. Birinci söyleyeceğim şey bu. Yaptıklarımızı tekrarlamak adına S'den başladık. S ne demekti? İşte shutter demek İngilizce'de. Shutter'ın S'si. Shutter demek enstantanenin sizde olması demek ve hızı istediğiniz gibi ayarlamak demek. Ne bileyim ben bir akarsuyu daha duru anlaştırmak için enstantanenizi iyice azaltmak ya da hızlı bir arabayı ya da bir hızlı kuşu çekebilmek için enstantanenizi yükseltmek anlamına geliyor. Sonra A dedik. Çoğu zaman A'da, çoğu insan da A'da çekmeyi sever. Neden A'da? Çünkü böyle çok karanlık ortamlarda çekmiyorsanız ve çok özel pozlamaya ihtiyacınız yok ise A hakikaten en kolay konumlardan bir tanesi. Hala çok güzel pozlar yakalarsınız. Özellikle alan derinliğini doğru ayarladığınız an itibaren işte arka bokeyi de ayarlayabilirsiniz. Gerekirse arkasını net de ayarlayabilirsiniz. Bu da sizin ağınız, yani diyafram önceliğiniz. Manuel mod zaten bütün kontrollerin sizde olduğu. İster ISO değerlerinin, ister aslında ISO değerlerini otomatiğe bırakabiliyorsunuz gerekirse manuelde de. Ama tabii manuel çekiyorsanız onu da elle ayarlamanızda fayda var. Ki arzu ettiğiniz pozlamayı tam olarak yakalayabilin diye. Enstantane hızının sizde ayarlı olduğu. O da nerede faydalı oluyor? Gerçi bunu pozlama telafisinden de yapıyorsunuz ama ben genellikle Fuji'lerde enstantanenin daha ziyade gölgeye göre ayarlandığı pozisyonlarda arka highlight'ın patladığı zamanlar oluyor. Ve ben her zaman highlight'a göre pozlamayı tercih ediyorum. Çünkü gölgeyi düzeltmek, yerine göre açmak kolay oluyor ama eğer highlight'ınız patladıysa da bazen kurtarılmayacak fotoğraflar oluyor. Onun için biraz da daha düşük enstantaneler yakalamayı ya da pozlamayı tercih edebiliyorum. Dediğim gibi programlamada tamamen full manuel. Hani tatile çıktınız. Önemli değil. Çoluğumun çocuğumun bende bir arşivi olsun. Gittiğimiz yerlerin bende bir anısı olsun. Resim olsun. Ya çok da artistik olmasa da olur. Anı olacak diyorsanız o zaman sizin için çok ideal bir konum olacaktır. Bugünlük bunların üzerinden oldukça hızlı geçtik doğrusunu isterseniz ama benim daha önce zaten bir diyafram öncelikli çekim ile ilgili bir şeyim vardı, bir içeriğim vardı. İsterseniz diğerlerini de bölerim. Bir tane shutter speed ile ilgili, yani daha doğrusu enstantane öncelikli bir daha geniş içerik yaparım. Ama mutlaka zaten manuel çekim için daha geniş bir içerik yapmak istiyorum. Bizim amacımız çok fazla uzatmadan bu yeni yıla 2023'e girerken sizlerle tekrar buluşmak ve güzel bir yıl olması dileğiyle karşınıza çıkmakta. Evet, bugünlük fotoğraf çekmek kolaydan bu kadar. Daha çok erken ya. Önce değil başka mi? Şeyler söyleyeceğiz. Lan sağ olsun. Tekrar bir şey yapacağız ondan sonra ya hemen birdenbire bitirilir mi program böyle? Ne söyleyeceğiz daha? Ne söyleyeceğim? İyi dileklerimizi sunalım. Öyle tamam, kapatalım programı Seçil. Girişte yaptık onu. Geçen şimdi çıkışta da yapalım. Geçen seferkinde yapmadın mı? Her program sonuna yapmıyor muyuz Seçil? O başka bu. Özel söyledin ya yeni yıl. Seçilciğim her programı biz neyle kapatıyoruz? Sağlıklı olun. Söyle canım. Daha onu söyleyeceksin.
Bugünlük bu kadar. Benden senin seçelim. Bugünlük bu kadarı, sonra ekle benim işte. Hayır, eklemeyeceğim. Bu bölümü hiç kesmeyeceğim ki. Tamam. Yengeniz bir içeriği nasıl yerden yere vuruyor, sonra ben nelerle uğraşıyorum bir görün diye. Bu sefer hakikaten kesmeyeceğim bu sonu sevgili dostlar. Umarım çok güzel bir yıl geçer. Sağlıkla, mutlulukla, huzurla, bereketiyle. Ben Erdin Çomaç. Ben yenge. Fotoğraf çekmek kolay. Bugünlük gerçekten bu kadar. Kendinize iyi bakın. İyi bakın. Hoşça kalın.